öyle bir dini yaşamalıyız ki öyle bir anlayışta, yaşayışta, kullukta, ahlakta, karakterde, yapıda olmalıyız ki Azrail Aleyhisselam geldiği zaman bizi iyi şeylerde bulsun. E şimdi bakıyorsun içki masasında ölen insanlar var. Yalan söylerken ölen insanlar var. İftira atarken ölen insanlar var. Kavga gürültüde ölen insanlar var. Cinayet işlerken cinayete kurban giden insanlar var. Baktığımız zaman ölümün ne zaman, nerede, nasıl geleceği belli değil ama namazda da ölenler var. Kur'an okurken de ölenler var. Ticaret yaparken, alışveriş yaparken de ölenler var. Hocam alışveriş yaparken ölse kimse bunun sevabı var mı? E bir kimse haram alışveriş yapmadığı müddetçe, helal alışveriş yaptığı, helal ticaret yaptığı, pazara bile gidip alışveriş yapmak için gittiği zaman nedir Allah'ın izniyle? Helalından, temizinden alışveriş yapmak için gittiği zaman ölüm gelip orada onu bulmuş olsa elbette onun sevabı vardır, mükafatı vardır. Niye? Niyeti halistir, çünkü temizdir. Hatta Hazreti Ömer bir gün dedi ki ben dedi böyle çoluk çocuğumun rızkını temin etmek için çalışırken, yani bunu fabrikada olabilir, iş yerinde olabilir, tarlada olabilir ya da efendim bir tezgahın başında olabilir, çalışırken ben evlatlarımın, çocuklarımın rızkını temin ederken ölümün beni bulmasını çok arzu ediyorum demiş. Niye? Çünkü çocuklarının rızkını temin etmek için çalışırken ölen kimse, yani ölüm orada bulursa kişi, o şehit hükmündedir. Elhamdülillah. Demek ki hayatta iyi şeyler yaptığımız zaman, güzel şeyler yaptığımız zaman, Rabbimizin razı olduğu işler yaptığımız zaman ölüm bize gelse, dışarıdan baktığımız zaman alışveriş yapıyordu, ticaret yapıyordu, para kazanıyordu, para harcıyordu gibi gözükse de biz helal harcamak, helal kazanmak o çerçevede olduğumuz için sevaba giriyoruz. Bir ticaret işinde ya da bir çalışma işindeysek de şehit hükmünde oluyoruz elhamdülillah. Bu da büyük bir nimettir. Rabbimiz Celle Celaluhu zaman fırsatını değerlendirenlerden eylesin, ömür fırsatını değerlendirenlerden eylesin.